Panoramadan herkese iyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler, geceler. efendim. Nasılsınız? Pek iyi değiliz tabii ki dokunmazlığı kaybettiğimiz evet. için. Eleme potasında Ecem, Hakan ve Okay var. Hızlıca konuşalım istiyorum. Bir atışla kaçan bir dokunulmazlık. Suudi'nin bir atışı var. Eğer o girseydi biz şu an evet. Türkiye'de Yunan konseyi izliyorduk. Bence her şey zaten orada döndü. Konseyden de kısaca bahsedersek hani ben başlayayım. Başladım ama kusura bakmayın. Başardım, Hakan sen bizim büyüğümüzsün biliyorsun. <laughs> evet bu masada en büyük benim değil mi? Evet. Aynen. Evet. Ben şeye şaşırdım. Yani beni en çok etkileyen şey şu oldu. Ee, bir kere Melisa yine parkurda çok zayıf, e, çok yavaş, oyun kazanamıyor. Ama bireyselde belki orada koşmak gerektirmediği için hep bir ön planda işte. Şöyle bir durumda vardı orada. Boranın yaptığı davranıştan sonra. İnadına. Gaza mı geldi? Evet. Keşke Bora bunu hep yapsa da oyunlardan önce. Melisa bari oyunda da gaza gelse. Ben bu işin gaz olduğunu düşünmüyorum ama Melisa'nın alması bence Melisa'nın adadaki ömrünü uzattı. Bu kesin yani. Yoksa artık şunu biz kesinlikle anladık. Türk takımı bir daha oyun kaybederse Melisa bireyseli alamadığı an aday. Benim şaşırdığım şu nokta şu oldu. Bir kere geçen hafta konseyde oklar Bora'ya dönünce Bora bir kendine geldi ve güçsüzleri söylenmesi gerektiğini fark etti. Evet. Sağ olsun bu hafta arkadaşları da sonunda fark etti bunu ama bu haftada Melisa oyun alanında Bora ona ateş edince daha doğrusu doğruları söyleyece aslında. Bora doğru bir şey söyledi. yani artık e, kötüsünüz kadın yarışmacılar. Melisa çok kötüsün ya da Sabriye kötüsün diyor ki gerçekten böyle. Eee Melisa da Borayı fark etti. Sonra röportaj izliyoruz. Diyoruz diyor ki Bora şey Melisa artık diyor işte ben Bora'ya onun e, Bora'ya abi demeyeceğim. Ve onun karakteriyle yaklaşacağım diyor. Sonra konseye gidiyorlar. Ben dedim ki kesin ve kesin bireysel Bora aldı. Bora'yı söyleyecek. Bora'yı söylemedi. Gitti yani saçma sapan Okay'ı söyledi. Okay söyledi. Evet Okay performansı zayıf olabilir ama genele baktığında. Ama Okay'la hani, ilgili bir problem olduğu için aslında. Okay evet söyledi. Okay onu bir kere yazdığı için. Evet, kusura bakma da yani bence bütün takım zaten Melisa'yı yazmalı yani. O zaman Melisa herkesi yazacak mı? İşte zaten öyleydi. Okay dürüst Planlar davrandı. Değişti. Ama yanlış işte ne bileyim ben anlamadım yani onun dışında Yusuf'un Hakan demesi evet Hakan'ın SMS'ine güveniyorlar falan ama Hakan'ın orada yaptığı konuşma şimdi SMS bittiği için rahat rahat konuşabiliyoruz bence yanlış hani ben kendime güveniyorum tadında bir yaklaşım seyircide yani atmasak mı tepkisi doğurur ama zaten bence e, büyük ihtimalle gidecek isim de Ecem olacaktır. Yani Ecem, ben aslında bak burada Hakan'ın konuşmasında şey demek istiyorum. Ee, bir kılıf bulmuştu ya Bora. Hı hı. İşte Atakan'ın oy potansiyeline güveniyorum ve oy potansiyeli iyi, iyi olduğu için elenmeyeceğine de inandığım için ben Atakan'ı söylüyorum demişti. O zaman keşke takımı düşünerekten Hakan bu hamleyi yapmış olsaydı. Geçen hafta. Bu, evet. Bu konuşmasını daha önceden yapıp Hakan potaya girseydi benim oy potansiyelim e çok iyi diye. Atakan'la Okay'ın karşısına çıkmak başlıyor. Yani şu an ama Hakan Orada... ne istiyor biliyor musun? Hani ben takımı sırtlanıyorum görev var. Yani onu evet. biraz yapmak istiyordu. Bence yine de yanlış bir zamanlama oldu. Ya Çok şimdi, da söylemek. düşündüğünü söylemem. Tamam güzel bir kahramanlık ama kahramanlık yapılacak bir durum yok şu an ortada yani. Hani Ecem bir aydır seyrettiğimiz zaten 3 haftasında sakattı. Çok bir şey veremedi Survivor'a. Ben Ecem'in hani kolay kolay adada kalabileceğini düşünmüyorum. Hakan da e, bence meydanı boş bulduğu anda öyle bir kahramanlık yapmak istemiş. Yani Mantıklı mı? Mantıklı ama konuşmasını beğenmedim. İnsan senin fikrin Valla çok notlarım var bugüne dair. Eminim sen de geleceksin. Yani özellikle oyun kaybederken neler yaptık? Nasıl hatalar yaptık? Çıkan kişiler doğru kişiler miydi? Best of Boran'ın çıkması, Atakan çıkacakken Atakan'a yapılan bir konuşma. O kadar çok konuşacağımız şeyler var, konular var ki ama sondan başlayayım ben de. Ee, günaydın Türkiye diyorum. Niye bu gecenin vakti günaydın? Yani buradan o takıma, Dominik'teki takıma günaydın diyorum. Normalde 5. haftasında ilk defa takım oldular ve ilk defa takım yararına bir şeyler konuşmaya başlayıp belki de öyle hareket etmeye başladılar. Ama biraz geç oldu çok değerli iki tane yarışmacı kaybettik. Bunlardan biri Kader, bunlardan diğeri de Kaan'dı benim için. Evet. İki tane iyi yarışmacı kaybettikten sonra bugün bir anda e, konuşmalar şuna döndü. Takım için en yavaş olanları yazmamız lazım arkadaşlar. Bir de konuşmaları yapanlar bir anda Hikmet, ondan sonra Bora... Ee, ne oldu da yani hani bir deyim vardır bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü değil mi? Böyle bir şey vardı. Şimdi ne oldu yani bir anda ne oldu? Çünkü aslında Okoy onlara geçen hafta güzel bir ders verdi. Belki Kaan heba oldu Okoy'un yaptığı hamleyle ama şöyle bir şey oldu. Okoy onlara şunu gösterdi. Sizden biri siz kalabalık olabilirsiniz. istediğiniz adayları çıkartabilirsiniz. Ama sizden biri bizle uzlaşmazsa biz de her an bir dokunulmazlık veya kolyesi kazanıp e, istediğimiz kişiyi potaya çıkarttırız. Geçen hafta bunu yaptılar, burayı yaptılar. Bu hafta Hikmet dahil herkes bence onun korkusuyla beraber bir U dönüşü yaptılar. Çünkü istedikleri gibi hareket ederlerken bir anda işte başladılar ki Melisa çok yavaş. Yani Melisa arkadaşlar, Melisa bu hafta yavaş değildi. Melisa'nın performansı yüzdesi aynen böyle zaten birinci hafta da böyleydi, ikinci hafta da böyleydi, üçüncü hafta da böyleydi. Bugün Melisa yavaş oldu. Bugün biz onun farkına vardık takım olarak galiba. Ya da bir şeylerden korkmaya başladı arkadaşlar hı hı. ve dolayısıyla bugün bir anda hep bir arazden Melisa'nın yavaşlığını konuşmaya başladık. Ondan sonra Melisa da dokunulmazlığı aldı. Ben açık söyleyeyim, ben Melisa'nın dokunulmazlığı almasına gerçekten sevindim. Peki şimdi diyelim ki Melisa bir şekilde haftaya falan aday oldu, ee, bir şekilde gitti diyelim. Bir sonraki hedef Sabri olacak mı? Sabri de şu an çok yavaş. Ben anlamadım evet. yani. Sabri de gerçekten 6 kilo vermiş ama yani. Parkurda resmen hani Melisa mı, Sabriye mi diye anket yapsam, inan bana kafa kafaya çıkar. Bak ya. şöyle tamam Melisa yavaş çok Sabriye de yavaş ama Sabriye, Sabriye ilk haftası. 5 hafta bak şimdi 5 hafta yarışmış biriyle birinci haftasında gelen biri eşit tutamaz. Ay Bakıyorsun anlıyorsun ama, ama yine aslında. de evet Sabriye o kadar fazla e, performans olarak çok iyiye gidecek gibi de durmuyor. Yani her ne kadar arada bir 5 haftalık. Ben size Dalakan'ın bir... geldiği haftaki yüzdesini söyleyeyim yüzde %30. Dalaka da geldi. Koşuyordu. Birinci haftasında da performans sıkıntı yaptı. Vardı. Yavaş bak, yavaş 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 Sabri'nin bir yükseliyor. tane aldığı oyun var. O da gelip 2'de 2 2'de attı. 2'de 2, evet. Yani Sabri yine geriden geldi, 2 tane attı, oyunu aldı. Yani orada da bir sorun var şimdi. Ya Sabri zaten şunu hissetmiş bugün. Bak onu gördüm ben. Sıra bana da geliyor galiba. Çünkü başladılar Melisa'yı konuşmaya. Sabri zaten düşmüş kenarda iyi olmadığı için. Yani acayip Ama bir noktaya gidiyorlar. olay. söylüyor. Oyun başında Bora'nın konuşmasından kaynaklı olarak motivasyonun düştüğünü söylüyor. Bence de Orada Sabriye'nin söylemi haklı. Ya yani başta böyle bir konuşma olmaması <laughs> gerekiyor. Ne olursa olsun evet Seda bu takımın en iyisi. Ama bunu illa herkesin yüzüne vurarak değil de Seda'nın yanına gidersin. Keşke sana oynasaydın bugün evet. oyunda dersin. Yani bütün takıma bunu iletmenin bir anlamı yok. Çünkü Sude de çok başarılı, Büşra da çok başarılı. İlk dokunulmazlıkta zaten ikide iki yapan bir Büşra var. Çok başarılı olduğu için de onun motivasyonunu ya da yani fark etmez, ha Sabriye ya Büşra hepsinin bir motivasyonunu düşürmüş olur bence. Aynen yani takımdaki iyiyi çok güzel görüyorlar. Seda çok iyi o gün oynamıyor işte keşke olsaydı falan ama kötüyü de görsün artık Türk takımı. Yani böyle bir şey Peki olamaz şey, sen yani. sen bir şey dedin şimdi Heh. konu şeyi açtın büyüksün diye sana sözü verdik. Hı -hı. Sen dedin ki demek ki bundan sonra Melisa Dokunulmazlığı almadan da Melisa'yı yazacaklarmış. İnanıyor musun böyle olacağına? İnanıyorum. Ya bundan sonra şimdi Melisa mesela haftaya ne olacağını bilmiyoruz. Haftaya Türk takımı kaybetti ve kesinlikle Melisa'yı yazarlar diyor musun? Yazarlar değil daha iddialı konuşayım. Eğer... <laughs> Melisa bireysel <laughs> sana kalsa sana kalsa sen birinci haftadan biri yazarlar Bak, diyorsun. Bak Melisa bireyseli alamadığı an panoramaya konuk olur. Evet. Kesin mi diyorsun? Kesin diyorum. Ben de aynı fikirdeyim. İddiaya girerim şu an yani hiç. Vallahi senin bir ben... iddian var ya yarın bitiyor biliyorsun. Bitiyor evet ama <laughs> işte abi bütün gün 4 Mart'ta iddia koy. 4 Mart'ta iddia koy. Ama koydu. Yunan şey olmadı evet. ne yapalım? Neydi? Bir hatırlasın. 4 Spiros 4 Mart'ta Mart evet, Mart görmez Spiros diyordu. 5 5 Mart pardon. 5 Mart'ta evet en son kalacağı gün diyordu. Bakalım. Bu arada bir hatırlatma yapacağım. Geçen hafta gerçekten çok güzel e, tweetler geldi. Survivor Panorama hashtag ile şu an tweetlerinizi bekliyoruz. Zaten şimdi aşağıda da yazıyor. E, İhsan Instagram'dan sorumlu devlet bakanı. <gülüyor> <gülüyor> ben Twitter'a bakıyorum. Yorumlarınızı merakla heyecanla bekliyoruz. Değişik bir konsey oldu çünkü. Peki şimdi Survivor'a dönecek olursak. Yusuf'un Melisa'nın <laughs> yüzüne baka baka seni yazacağız demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle bir şey. Yusuf Mesela hadi Yusuf Melisa'ya çok yakın olan biri değil. Hı hı. e Şimdi Hikmet bunu oyun alanında söyleyebiliyorken artık ya da Bora bunu söyleyebiliyorken Yusuf hayli hayli söyler. Bence zaten Melisa bugüne kadar bunu duymadığı için bile e, böyle bir şaşkındır aslında. Ama o da haklı. Şimdi zayıfsın. E, oyunlarda çok iyi değilsin. Zayıfsın demeyeyim şimdi. Hani hı. belki Survivor parkurları ona göre değil. Bak şimdi çok kötü olsa bu kadar bireysellik ya da durağın oyun kazanmaz. Yani... İşin milli takım kariyerini bir kenara koyuyorum, bazı oyunlardaki yeteneğini bir kenara koyuyorum, ama parkur olduğu zaman Melisa da atışa gelemiyor, bütün sıkıntı o. Böyle e. diyorsun ama Melisa'nın şöyle bir açıklaması oldu. E, Oka için diyor ki hani atışlarda çok kötü, hani koşabiliyor ama en azından ben atışlarda alabiliyorum diyor. Atışa gelse alacak, ama atışa gelemiyor ki. Yani kendinin yani, bu dediğinin farkında değil o. Yani baktığında. atışa gelirse şanslar 60 40 karşı tarafta. Ama atışa gelemediği için Melisa yüzde %80 oyun kaybediyor. Yüzde %20 kazanıyor aşağı yukarı. ya yani şu an yüzde %24'tü yüzdesi e ya yüzde, da %28'di. Şu an %0'la gidiyor. Bu hafta 6 oyunda 0 galibiyet var. ve bunların 3'ü 4'ü de dokunulmazlık gibi önemli oyunlar. Ama bireyseli alarak bu hafta kendini kurtardı. Yani bir laf vardır ya çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü, üçüncü de artık Melisa'yı kimse kurtaramaz. Bir güzel Yayın mesaj yazmış bana. bana. Evren Melisa'yı koruyor diye. Gerçekten. Evren. Evren. O kim? Evren. Ha, Evren. <laughs> tamam. Dedim bir şey diyeceğim. bir yarışmacı mı girdi? Ben ben Yusuf'un gidip Melisa'ya açık açık bunu söylemesini çok beğendim. Şimdi Yusuf'un bunu yapması mı? Gidip Melisa'yı çekip bak eğer dokunmazsan almasaydın, kolye almasaydın biz hepimiz seni yazacaktık. Şu an kafaları karıştırdın demesi bence çok samimi. Evet. Ama mesela Bora'nın yaptığı hadi Sude demesi de o kadar samimiyetsiz. Evet. Sonuçta biz de eleştiriyoruz Melisa'yı. Ama yani ee, Beraber senle haftalarca aynı konseyde yer almış. senle beraber oy atmış. Bora abi hatta geçen ne demişti? Survivor'a rekor kırdı. Bir dakikada yedi kere Bora abi diyerek evet. Melisa. Yani böyle bir e, aranızda ilişki varken kalkıp Sude ile Melisa sona kaldığında hadi Sude demesi Bora'nın. Sence ona, niye yaptın Çok terbiyesizlik bir şeyi? ya. Gerçekten yani. Bak, Motivasyonu düşürmek için yapmıştır. Ya ama ya bak bu mi? terbiyesizlik ya bak. Ya bak eleştirmek ayrı bir şey. İstemiyor oldu. olabilirsin. Bak biz seninle karşıt gruplarda olalım. Tamam mı? Hiçbirbirimizi sevmeyelim. Sen Hakan'la bir yerde kal ben hadi Hakan demem bir terbiyesizlik zaten. Üstelik ben seninle aynı grupta olayım. Hep sen bana abi en de. Çok sen benim çok var. yanımda ol. Ben ondan sonra çıkıp Orada sana hadi Hakan ee. diye Bir de öyle düşün. Evet. Hani öbürü zaten terbiyesizlik. Bu terbiyesizlik artı terbiyesizlik oldu yani. Hani e, biz gelince bu masaya sanki biraz Bora'yı fazla eleştiriyoruz gibi geliyor ama şimdi ben birazdan daha başka konulara da geleceğim ama ya bu yaptığını bizim eleştirmememiz olmaz yani. Orada iki tane takım arkadaşı seninle beraber hareket etmiş iki tane kız yarışırken bunu dememesi lazım. Tabii ki Melisa. E. Bence de orada zaten bütün Türkiye Suudi'yi tuttu. Açık konuşmak gerekirse. Evet. Çünkü yani Suudi iyi bir yarışmacı. Hatta yükselen bir performansı var. Melisa e da gerçekten takıma kan kaybettiren biri. Melisa e bari dokunmazlığı almasın dedi herkes ama ne olursa olsun onu dememek lazım. Bora şurada hata yaptı. Bunu düşünebilirsin ama dışarıya aks aksettirmeyeceksin. Evet. Bu ama kadar. her seferinde bak aynı şeyi yapıyorlar. Kendi eleştirdiği şeyleri kendileri yapıyorlar. Mesela takım seçmelerinde bu ilk dokunulmazlık oynanırken Hakan'ın oynamaması, Yusuf Hakan oynasın. Hakan'ın atışları iyiydi aslında deyip daha sonra Hikmet'in bu durumu hiç dinlememesi. Evet, işte evet. sen niye konuşuyorsun bence oynamasın deyip sonra aynı şekilde bugün ikinci dokunulmazlık oyununda Bora'nın hiç parkuru bilmemesine rağmen Bora'yı oyuna sokmaları. Mesela bu da tamamen yanlış. Her seferinde bir konuyu eleştiriyorlar fakat konu kendilerine geldiğinde yapabilirler. Hep buna dönüyoruz. Bugün de aynı şey oldu. Şu anda hadi Suudi e, demesi ve Su'deyi desteklemesi takım olarak bence takımdan birisini çıkıp da yani yapma adil olan. Bu arada Bora girdi oyuna ama sonrasında da söyledi hani Yusuf'un çıkması gerekirdi. Yanlış oldu diye belirtti. Evet. Evet ama bu da oyun sonrasında değil işte oyun Nasıl? öncesinde söylemesi lazım. Oyun öncesinde. <laughs> evet. Çünkü Hakan'a geçen sefer eee evet, bambaşka senmiş. bir olay olmuştu yani. Hakan evet. çık ya o zaten baş başının konu gireceksek. Hikmet geçen hafta olmuş evet geçen hafta önemli konusu. Yusuf'un Hakan çıksın mı demesi ve Hikmet evet. çıldırıyor. Niye Hakan çıksın? Hakan bu hafta oynamadı. Oynamamış evet. adamı siz niye oyuna sokmaya çalışıyorsunuz? Böyle parkuru büyük bir bilmiyor. mevzu oldu. Biz de evet doğrudur falan falandık. E şimdi bugün Bora'nın oynaması. Bora bugün oynamamışken, parkuru bilmiyorken Bora'nın çıkması ve tek bir kişinin Bora niye burada demedi. Ya Bora ile ilgili inanılmaz bir güç var arada da. Yani Bora'nın bir ağırlığı var. Bu sadece Bora ile hareket edenler için değil. Bora'nın dışında olanlar da mesela karşıt grup için de geçerli. Bora bir şekilde ya sindiriyor herkesi çünkü mesela biri oradan başka bir şey dese işte Hakan oynamamışken Hakan oynadı dese ki bunu Yusuf gibi biri söylüyor olsa bile kavga çıkıyor olay oluyor. Bora'nın oynaması tek kelime konuşulmuyor mesela çok ilginç ya. Şimdi şöyle bir. Ve şey... kendi konuşabiliyor sadece kendi eleştiriyor. eleştirileri. Adada baskın bir Bora vardı ee, istediği cümleleri kuran herkese her şeyi bir şekilde söyleyen tavır olarak doğru veya yanlış. Bir de geçen hafta biz zaten Hikmet ve Hakan'la yaptığı konuşmadan da gördük. E artık bunu daha önce söylemiştik. Artık Bora şunu biliyor. Benim katıldığım SMS oylaması rekor oy almış ve ben abi öyle dedi var. ve ben elenmedim. Geçen hafta da Atakan vardı. Kendisi birinci Demek ki bu Atakan'la tabii ki. Ya Şimdi bilmiyoruz o, kim birinci ama. O özgüven sonuçta bilmediğimiz bir şey ama yani dediğin gibi Bora'yı inanılmaz yükseltti bu olay. E böyle... Hatta şey, diğerleri de yükseldi. Hakan'la Hikmet de mesela öyle düşünüyorlar. Tabii ki Hakan'la Hikmet Bora'ya şey dediler ya resmen. Ee, sen çok güçlüsün SMS'te ileriki haftalarda taktik yapabiliriz mesela falan dediler yani. Yani acayip bir denge var adada. İnanılmaz bir şey. Ee, hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ama Bora'nın iyi yaptığı şeyler de var mesela. Bence. Bak şimdi bir tane çok güzel bir şey yakaladım. Afroditi e, oyunda bir İngilizce olarak şey diyor pardon e, de diyor ki Afroditi'ye Afroditi ikinci kez de döndüyor parkurda Sabriye için dalga geçiyor. Şimdi bunu Yunanca söylese Tamam mı? O espriyi aralarında şey yaparlar, kaldırırlar. Ama sen onu İngilizce söylüyorsan, onu yan bence söylüyorsundur. O zaman karşı tarafa da cevap hakkı doğar. Evet. Bu arada çok güzel bir şeydi. Sen ne diyorsun? Ne alaka? işte böyle şey denir mi? Ayıp falan dedi. Bence doğru bir şey söyledi. Hikmet araya girince Hikmet e fazla yükseldi biraz. Ama sonra ee, anlaştılar. Ama... Aynen. Aynen. Ama orada da anlamadığım bir şey var. Hikmet, Hakan, Seda, Bora oturuyorlar. Hı hı. İşte abi kusura bakma, yanlış bir şey oldu falan diyor Bora. Sonra da diyor ki biz böyle kavga ederiz ama çok iyi bir üçlüyüz diyor. Bunu unutmayalım diyor. Ama dört kişiler orada. O dördüncü kim acaba onu merak ediyorum. Ben orada şeyden ya yok ya. Üç, biz üçümüzü izlerken üç erkekten bahsediyor. Heh, bu görüntü işte. Onlar orada hani üç erkek olarak ayrılırlar ya gruptan. Kızları saymıyorlar. Orada Seda'dan bahsetmiyor yani bence. Evet. Biz üçümüzü izlerken üç erkekten bahsediyor. Ama Seda yokken bu takımın işi kolay değil ha. Gerçekten. Yani ee, bak... Allah'tan ne oldu biliyor musunuz? Sabriye'de olsun. Bu hafta şimdi. fark etmez. Ya Sabriye bak, Sabriye'deki olay ne biliyor musun? 2017 yılında yarışmış, tamam mı? Üzerinde bir ister istemez bir Sema kompleksi var bence kesinlikle. Çünkü Sema ile yarışırken, yarın zaten Sema'yı da bunu soracağım. Bayağı bir sıkıntılar yaşamışlar. Çünkü Sabriye adada gerçekten çok çekti. Kimden çekti? Ee, İlhan Mansız, Serhat, Furkan ve Sema'dan. Hı hı. Çünkü karşı gruptaydı. Çekti derken, onlarda bir şey yaptı demiyorum. Burada çok güçlü olan bir sema var. Sabriye'nin yüzde %80 oyun kaybettiği. E, bu sene şimdi aynısı adaya geliyorsun. Daha güçlüyüm diye geliyorsun. Takımın en iyisi olarak küt diye Seda'yı söylüyorlar. E gelirken zaten o sağ solu okuduysa, iki Survivor'ı seyrettiyse zaten Seda'nın bu sene Survivor'ın en iyi kadın yarışmacısı olduğunu bilir Türk takımında. O bunu biraz yediremedi kendine. Yani aslında o şunu demek istiyor. Siz bunları Melisa'ya şey söylüyorsunuz ama bunlar en çok ben rahatsız. Zaten dejavu da diyor zaten alakasız bir şekilde. Yani Sabriye ama çok sempatik geliyor herkese ön bana da öyle. olarak gelmemiştir ya Sedaiye karşı. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bence Semadan ön... dolayı öyle bir ön yargı. söyledi yok. zaten. Biz Sedai'yi çok seviyorum. Bir problemimiz evet. yok dedi ama bence Semaya karşı şeyinden dolayı Sedaiye karşı bir insanların şeydedir. beklentisi olduğunu biliyor Sabriye'den ve oraya gittiğinde Tabii. kendini göstermesi Şimdi lazım. fanlar gazlamıştır. An, evet, antrenman yapıyordu. işte yarışlara falan katılıyordu. O yüzden de ondan bir beklenti var ve şu an bu durumu karşılayamıyor aynen en de o. Evet. Sen... Survivor panorama hashtag'i yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel şeyler yazıyorlar. Biraz sonra okuyacağım. Buyurun. Tamam. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Bora'nın en iyi kadın Seda demesi doğru mu sence? Yani ya Sabri'nin tepkisi doğru mu? Şimdi her doğru her yerde söylenmez ama şimdi eee Sabri'nin tepki gösterdiği yerle ilgili ben arada kaldım açıkçası. Yani şimdi burada böyle inanılmaz bir eleştiri söz konusu değil. Gerçekler var. Bazı gerçekler var. Şimdi bizim İyi kadın yarışmacımız var. Kötü kadın yarışmacılarımız var. Bir de böyle yavaş yavaş performansı yükselen kadın yarışmacılarımız var. Hı hı. Şimdi Sabri'ye zaten burada kendisinden bahsedelim dediği Yani e, dolayısıyla gereksiz bir yerde bir yükselme yaşadı. Ben ön yargı olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Bora ve Hikmet'e karşı Sabri daha ne gördü ki? şey? Sabri çünkü bizim gibi biraz dışarıdan izleyip geldiği için bence Bora ve Hikmet'lerin grubunu beğenmeyerek gitmiş adaya. Ve dolayısıyla da İlk fırsatta onlarla böyle bir şekilde münakaşa yaşıyor. Mesela röportaj görüyor, Hikmet'in gitmesini Hikmet. istiyorum diyor. Yani ne alaka şimdi tamam Ama ben burada Sabriye'nin doğru yaptığını... Şimdi Hikmet yani. sabaha kadar yanlış yapsa, bak Hikmet 50 gün yanlış yapsa kalması gereken bir yarışmacı mesela şu an. Çok bariz bir şekilde Hikmet eleştirsek de asla gitmemesi lazım Yunan Yunanlarla oynarken. Bir şey, e, izleyicimiz şey sormuş. Panda, CNDR, o kadar sebepsizce yüklenmeleri siniri bozucu sizce bu doğru mu? Okay'a yükleniyorlar mı? Yani ilk böyle kötü olduğu haftada hemen Okay'ı söylemeleri. Ya yükleniyorlar. Artı mesela şimdi ben mesela az önce Melisa ile ilgili olumlu şeyler söyledim. İşte Sude Melisa kalmış. Bora oradan niye Sude'ye sesleniyor vesaire. Bütün bunları söylerken üstüne Melisa'nın çıkıp Bora'yı dememesi. Bir de üstün üstlük Okay'ı söylemesi. Performansı da iyi değil gibi bir şeyler söylemesi. Ya yani bunu söyleyen Melisa 6'da sıfır yapmış. Yani çıkmış birer tane yarışta iki tane gün parkurda birer kere oyun kazanamamış Okay'a bunu söylemesi. Bana haksızlık geliyor yani. Çok büyük haksızlık yani. Damla sana sormuşlar. Sizce bu durumu bilseydi Okay geçen hafta Melisa'yı potaya koyar mıydı? Bence Çünkü biz burada çok tartıştık ya. bence yine de koymazdı. Yine de Bora derdi. Bora derdi diyorsun. Evet. Ya belki de Okay'ın Bora demesi hakikaten bugünleri biz gördük ya. Yani onu yapmasaydı yani bu grup yine başını alıp bitecek. Ama zaten yani. en başında söyledi ki Okay yani diğer bu yedi kişiye de söylüyor. Siz eğer güçlü bir yarışmacıyı koyarsanız ben de ona göre bir isim çıkartacağım diyor. Yani bunu daha açık bir şekilde ifade edemezdi. Kalkıp bu konuşmayı yaptıktan sonra ben Melisa'yı söylüyorum demek de kendisiyle... Aradan bir hafta olurdu. geçti çocuk hala anlatıyor. Hala diyor ki bakın diyor yani öyle bir lanse ediyor ki karşı taraf. Diyor ki sen diyor işte kanun elenmesine sebep olan sensin. İşte bu takımdan güçlü birinin gitmesine neden olan sensin diye okaya yükleniyorlar. Ama kendileri Atakan'ı, kendileri Kaan'ı aday yaparken hiç şeyde yoklar. Evde yoklar. Yani onlar yapmamış gibi konuşuyorlar. Evet. Bora'yı gösteren okay olduğu için ki çocuk üstüne basa basa diyor ki ben bunu size kaç kere... Her yerde hala cumartesi programı izliyorum, pazar programı izliyorum. Hala anlatıyor. Bakın siz böyle yaptınız diye ben zaten size bunu önceden peşin evet. peşin söylemiştim. Evet. Hala daha okay suçlanıyor. Bu konuda yani daha okayın üstüne ne kadar giderlerse o kadar eksi yazar kendilerine. Evet. Şey peki, Afrodit'teki düşüş ve Dalaka'daki e, çıkıştan bahsediyorlar. Neden bu? Dönemsel olay mi? Afrodit'te pek bir düşüş görmüyorum. İyi yarışıyor bence de. E, Dalaka'nın yükselişi normal, dönemsel olabilir. Adapt olacak sonuç olarak. Adapt olacak. Ben yani açıkçası Dalaka'ymış, Afrodit'iymiş beni ilgilendirmiyor. Beni mutlu eden şey, Büşra'nın biraz toparlanması. Evet. Yani dünkü performans çok iyiydi. Takımın e, şöyle bir şey yapması yani. Büşra'ya mesela Seda dururken, Sude dururken, diğerleri dururken best of'a çıkarmaları dün çok büyük bir olay. Yani bunu o Büşra'ya vermeleri ve Büşra'nın da bunu doğru yapması, bu krediyi iyi kullanması çok değerli bir olay. Sude'nin yükselişi inanılmaz. Ben yani şimdi Seda'nın yanına hep biri lazım galiba Sude olacak ya da Ecem dönerse diye beklerken Sude gerçekten yavaş yavaş mesela ben şöyle parkurda bir Dimitra havası hissediyorum Sude'de. Yani en azından nasıl Yunanlarda Dimitra'ya iyi diyoruz, Afrodite'ye iyi diyoruz, diğer iki kıza da iyi diyoruz Riya hariç. Hani bizde de Sude'nin artık o klasmana Gelmesi lazım. Damla sana bir şey soracağım. Bizim senemizde geçen sene e, şimdi bu sefer çok enteresan bir şey oldu. Sude %45 ile haftanın performansını aldı. %45 haftanın performansını alacak bir yüzde midir? Değil. Ne düşünüyorsun de bu değildir, konu hakkında? tabii ki de. Yani şu an e, takımın kızlarına baktığımız zaman zaten performans olarak yeterli değiller. Hani giderek açılıyorlar. Şu an İsa'nın söylediği gibi. Mesela Sude'nin performansı giderek açılıyor. Çok daha iyi. Büşra Bestofa of'a çıkıyor. Büşra'nın atışları çok evet. iyi oldu. Yani demek ki daha geç açılıyorlar. Bunu görmüş olduk biz. Belki ilerleyen zamanlarda bu ikinci aya falan geçtiğimizde çok daha iyi olacaklar. Belki de hani bugün Seda oynamadı. Evet oyunu kıl payı kaybettik. Ama Seda'nın oynamadığı zamanda bile belki kazanabileceğimiz oyunlar da çıkacaktır. Evet. Çünkü artık o kıvama geldik. Umarım bu %45'lik bir durum da düzelir. Çünkü bizde %45 ile haftanın performansı olan birisi yoktu. Aynen. Sana bir soru var. <gülüyor> <gülüyor> Saadet. Oka'yı mı performansı daha iyi yoksa Buran'ın mı demişler? Ne diyorsun? Bana ikisi de eşit geliyor şu an. Değil mi? Çok evet. yani. Hani hangi, hangi bence de eşit ama Bora'da şey var. Ben Buranın çok atışları iyiyim. biraz ben daha iyi. E, Kendini ben... iyi satıyor. Evet, değil mi? Kesinlikle. Mesela bugünkü oyunda da Atakan çıkacaktı, Bestofa Orada da şey dedi ya, e, ben çıkayım, ben daha iyiyim, ben atabilirim, ben oynarım gibi şeyler söylediği için de ister istemez bunu biz e, duyuyoruz ve Atakan'dan bunu duymadığımız için belki de Atakan'ı biz her seferinde yetersiz olarak görebiliyoruz. Ha. Ben geçen gün bu benzetmeyi vermiştim, yarım kalmıştı. Yani bu sene e, biraz Yunan takımı'nı şey benzetiyorum ben. Hani hepimiz Hürrem Sultanı izledik. Hı hı. Hürrem Sultan e, aslında hani e, Osmanlı'ya bir dönem zarar da veren bir şey olarak tarihte yazıyor falan ama izlerken insan böyle hayranlık duyuyor ya. Evet. Yunan takımı da benim için gerçekten böyle izlerken keyif veren, hayranlıkla baktığım bir takım yani. Hani şu an bu Türkiye Yunanistan değil de kırmızılar mavileri olsaydı ben bu, bugün şunu açıkça söyleyeyim mavileri tutardım net olarak yani. Büyük Çünkü. Evet. ama gerçekten e, bence böyle çok e, baskın ve çok iyi karakterler var yani Yunan takımını izlemek bana keyif veriyor ben böyle düşünüyorum şimdi konseye dönecek olursak biliyorsunuz ki Bora ve Sabriye tartışması yaşanırken Bora dedi ki ben saygı, bana saygısızlık yapıldığını düşünüyorum dedi atıyorum artık ben Yusuf'a iyi davranıyorum oyunlarda çak yapıyoruz birbirimize destek veriyoruz dedi ama bir yandan da Bora iletişim oyunundaki o olan tartışmasından Pardon, Atakan'la olan tartışmasından sonra bu eleme potasından çıktığını ve halkın onu desteklediğini ve Atakan'ın ona söylediği şeyin kendinin evet. i̇şte. dediği gibi olduğunu savundu. Şimdi bak, ben sana şöyle diyeyim. Heh, ve şöyle. sonrasında da Atakan buna birazcık bozuldu. Evet. Benden niye söz etmiyorsun diye. Yanlış, doğru söylüyor Atakan. Ben bu yarışmada Atakan'ı tutmuyorum. Çünkü ben vardı güçlü karakter isterim. Hani böyle biraz dediği dedik masayı vurdum mu ses çıkan bir karakter olmalı. Atakan bunu yapsa inan hani o profil var. Çok saygılı çok efendi ama çok sakin böyle sessiz işte nasıl diyeyim biraz böyle kırılgan bazen güçsüz olabilen bir karakter olarak. Ben şöyle düşünüyorum bu konu hakkında. Şimdi Bora ne zaman haklı olurdu biliyor musun? Eğer geçen haftaki SMS Bora ile Atakan arasında olsaydı ve orada e, haklı olan şey giden kişi Atakan olsaydı o zaman ben Bora haklı derdim. O Ama zaman ne e, O zaman ne diyemezdim? Biz görüntüleri görmüşüz. Olay. Hayır görüntüleri görmüşüz. Şimdi onların birilerinin yalan konuştuğunu ve adada olduklarını düşün. O zaman Bora'nın yerinde olsam derdim ki evet Türk halkı görmüş zaten. Notu vermiş. E kardeşim giden Kaan. Belki Atakan seni 75 bak. bin katın oy aldı. Bir de bak Hakan şöyle bir şey, şey Belki bak Kaan 5 oy aldı. Şey bir, bak, çok bir şey söyleyeceğim. Şey. Dur ya. Ya bir saniye. Kaan 5 oy aldı. Bora 7 oy aldı. Atakan 130 bin oy aldı. Bunu bilmiyor ki Bora. Ya e böyle ayrı, olacak? Bak, o ayrı zaten. Şimdi bak çok basit bir şey söyleyeceğim. Bugünkü örnekten. Su de Melisa oynuyor. O koyor, şey, e, Bora oradan bir şey bağırıyor Melisa'ya. Ve araları gerildi diyelim. Evet. Değil şimdi bu olayda kim haklı? %100 Melisa değil mi? Evet. Sen niye kalktık böyle bir terbiyesizlik yapıyorsun? Şimdi Bora ile Melisa oylamaya çıktılar. Bu hafta potadılar. Elenen Melisa oldu. O olayda Bora mı haklıymış da elendi? Ya hiç alakası yok. Şey? Ya yani potalar başka bir şey. Olaylar başka bir şey. Yani bir olayı bir kere bir potaya bağlamak tamamen saçmalık. He diyelim ki bağladın. E sonuçta sen o potaya tek başına çıkmadın ki bir başkası daha vardı dediği yani, gibi. Yani. Aynen. Hani Atakan da çıktı o zaman Atakan da mı haklı? O zaman bütün tartışmalarında Atakan şu ana kadar haklı. Bora Ama zaten, şu ana kadar bu haklı. Ama Bora'da bir algı yaratma gibi bir durum var. işte oyunlarda ben iyiyim ya da benim söylediklerim doğru. İşte ben demek ki orada duyduğum doğru şeymiş. Şöyle o yüzden söyleyeyim. ben burada kaldım. Ve çok i̇şte da başarılı. Halk beni... Çok da evet. başarılı biliyor musun? Yani bu algıyı öyle güzel yapıyor ki Bora. İşte bak bugün ne diyoruz? Bugün bir anda mesela Best of'a çıkıyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor Bora'ya. Ama tam tersi olsa neler derler. Bir de bugün mesela şeyi dikkat ettiniz mi? Ya ben konuyu değiştireceğim ama. Ne? Değiştim, değiştireceğim. Atakan. Biz ikinci dokunulmazlık oyunda çıkacağız oyuna. Durum 8-8. Atakan ve Sude oynayacak. Atakan'ın oynayacağı belli oldu değil mi? Herkes Atakan çok iyi. 6'da 5-60 falan ha. diyorlar. Aslında... Bora oradan diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Bora, oradan diyor ki <gülüyor> 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 Bora oradan diyor ki. Niye beni dinlemedin? Efendim? Niye beni dinle? <laughs> Az önce söyledim. o. Kaçırmış Not alıyordum belki. Ben de bir tane bir şey de okuyordum. Hayır, şey Ama diye, iyi yakalamış. Evet çok iyi yakalamış. Hayır <laughs> notlarım da vardı Aşkalsın. şimdi. Ay, şöyle bir şey demesi. Ya oyuna çıkacak adama böyle bir şey demesi. Bunu üstüne gitmesi. Onu düşürür. Ya düşürmez mi? Sindirir. Allah aşkına ya. Küstürür. Bak bütün kelimeleri söylüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. O saatten sonra gerçekten o takımda mesela birimiz kaptan olsa işte Hakan'la ben olsak mesela. Hakikaten ben oradan Atakan'ı alırım. Sen çıkma artık derim. Gene Hakan e bence mesela. bunu takım kaptanının yapması gerekmiyor ki Atakan'ın adık, söylemesi lazım burada. Hayır. Tamam, söylemesi ayrı bir tepki ama yani bak biz burada biraz Bora'nın üstünde durmamız lazım. Yani. Ya o lafı nasıl söyleyebiliyor ve ona kimse nasıl... Sen az önce dedin ya sindirmiş. Mesela Bora bunu rahat rahat söyleyebiliyor ve hiç kimse, ne Yusuf, ne Hikmet, ne Hakan, hiç kimse ya çocuk oyuna çıkacak. Bir saniye ne yapıyorsun Bora diyemiyor mesela. Bora istediği gibi konuşabiliyor takımda. Yani ha, isti yersiz bir ki? zamanda istediğini konuşuyor. Bir tek Sabri'ye bugün bir çıkış yaptı. O da doğru zamanlama ama ondan emin değilim yani. Hani doğru bir yerde de konuştuğunu tam düşünmüyorum mesela Sabri'nin. Doğru yerde Bora'nın birini gerçekten karşısında dimdik durması lazım yani. Oyuna çıkacak adam tam o sıra bir şey konuşuyor. İşte Best of'a çıkacak kendi çıkmak istiyor ve orada ısım hareketleri yapmaya başlıyor bir anda Best of'a çıkıyor. Atakan'ın da burada eksisi kendisine e, güveninin olmaması. Atakan'ın da orada ya ben çıkıyorum ya beni desteklersiniz ya da bu konuşma olduktan sonra ben oynamıyorum arkadaşlar siz devam edin. Demesi gerekiyor. Ama zaten düştüm demesi bir yandan da ona gelmiyor mu? ya yani ilk yani, önce evet, düştüm, düştüm, düştüm diyor ama yine de, de çok yapıyor. sessiz yani bunu hani sanki içine doğru söylüyor. Bak Atakan'ın tepki vermemesini tamam. sen konuşuyorsun. Ben Bora'nın rahat rahat konuşmasını söylüyorum. Ve bir de şurada şöyle bir şey var. Bir başkasının daha bu konuya müdahale etmesi lazım. Birilerinin ya zaten, gerçekten e, buna hayır, müdahale Hikmet etmesi lazım. Hayır kimet de bunu söyleseydi kimse müdahale etmezdi. Bora söyledi müdahale edilmedi. Atıyorum Seda söyleseydi yine müdahale edilmeyecekti ya da Hakan kimse bir şey söylemez zaten bu yedi grubun içerisinde yedi kişilik yedi kişinin içerisinde söylemeyecekler ki yani bir tek Yusuf galiba hani kim çıkıyor ne olacak işte aman tamam motivasyonunu düşürme diyor ama onun dışında da kimsenin bir şey söyleyeceğine inanmıyorum bu böyle de devam edecek yedi kişi söz sahibi kim ne derse o olur daha önceki Bora'nın bir konuşması vardı hatta Oka için. Sen şampiyon olmaya gelmedin mi? Şampiyon olacaksan o zaman yedi kişiyi niye şey karşına alıyorsun hı hı. demişti. Demek ki 7 kişinin istediği oluyor. Oyunlarda da bu böyle olacak. Ya onlarla anlaşanlar oyuna dahil olacak. Anlaşmıyorsanız da o zaman siz saf dışı kalacaksınız. Biz oynamaya devam edeceğiz. Ne yazık ki böyle. Var mı soru? Va soru çok ama yorum da çok yani. Ee, katılanlar var İhsan dediklerini özellikle. Falan dermişim damlaya bak. <laughs> <laughs> <Yok>, e <laughs> Damla, aynı konuyu şey. sen de işliyorsun ben de işliyorum. Sen şimdi farklı bir gözden işliyorsun ben farklı bir yerden. O yüzden demek anlamamışım. Yoksa özür dilerim. Bir de ben de böyle Instagram'dan sorumlu devlet bakanı yaptı ya beni. İki üç şey okudum o arada kaynamış. Çok özür dilerim. Yoksa çok seni de, ben Instagram'dan sorumlu <laughs> devlet, bak devlet bakanı Aşk yaptıysam olsun. o zaman ben başbakan oluyorum. Bu Tabii ben ki. de Twitter'dan sorumlu. Cumhurbaşkanı sayın. <gülüyor> <gülüyor> ya e, Şunu eklemek istiyorum. Yani Bora'nın tavır ve aşırı özgüven problemi olmasa bence böyle hani eee daha böyle izlenecek, desteklenecek bir yarışmış. daha fazla mı geçer insanlara? O kadar altını çiziyor ki bazı şeyler. İyi bir şey yapıyor, altını çiziyor, seyirci onun üstünü çiziyor. Kötü bir şey yapıyor, altını çiziyor, daha da kötüleşiyor. Yani Bora hep e, yaptığı şeyin üstüne koyarak daha da aşağı çekiyor onu. Ya bir şey yaptın bekle, teşekkür ettin bekle. Bir söz söyledin bekle. Özür diledin bekle. Yani hep onu böyle biraz daha üstüne gideyim, üstüne gideyim, üstüne gideyim. Biraz sakin olsa Bora çok daha doğru ya. Çok daha doğru yani. Şimdi Bora'dan konuşurken bu arada da konseyde Yusuf ve Atakan bize iftira attı. Evet. Yalan söyledi şeklinde açıklamaları oldu. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Yusuf'la Atakan'ın. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Yusuf'la Atakan ee, İftiradan kasıtlı muhtemelen o hani iletişim olay, ayındaki aynen, aynen, olay. olay. Aynen. İki hafta önce yaşanan. Şöyle bir şey. E, şimdi <laughs> Yusuf'la Atakan ne dediğini ne yaptığını biliyor. Bildikten sonra kendinden emin olduğu için İnsan her şeyi konuşabilir. Ya yani yaptığın şey doğruysa, lafından eminsen, bunun arkasındaysan, kalkıp da e, karşı taraf daha da senin üstüne geliyorsa, ona iftira attı diyebilirsin. Çünkü gerçekten e, burada Bora artık Hakan'dan dinledi, Hakan'dan dinlemesine rağmen e, Atakan, şey Yusuf'tan e, yalandan bir özür diledi. yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Ama demek ki o özür de yalanmış mesela. O özür de şeymiş yani. Hani tamam özür dilerim he, falan. Yani anlamıyorum, anlamıyorum ki sen birkaç tarafsız kişiden dinliyorsun. Karşı taraf sana biz öyle demedik diyor, böyle dedik arkadaşlarımız dedik diyor. Sen hala onlara inanmıyorsun. Yani biraz empati yapmak lazım hayatta da survivorda da zaten hep aynı şey söylüyorum survivor hayatın konsantre hali survivor 100 gün hayat belki 100 yıl ya da 70 yıl yani. O yüzden e, evet, yanlış <laughs> yanlış bir şey olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Biraz daha Bora sakin olmalı. Ama hep bunu söylerken içimde bir ukde böyle şey diyor. Ya bu çocuğun eşi hamile. Kafası İstanbul'da, kafası Türkiye'de. Bak, Ve gerçekten e, çok zor bir şey. Ya herhalde bak şimdi yani oraları, geçen oraları sene, oralara girmeyelim. Bunu yaşadığı için bir yandan da en söylüyorum? Hayır, O kadar zor biliyorsun. bir şey ki. Çok zor Tabii bir şey. Ki. Şimdi bak eğer biz her hatayı zaten buna yorarsak normalde gerçekten bu insanlar pırıl pırıl insanlar. Yani şimdi Boron'un ötüş şeyimse biz şimdi orayı burada eleştiriyoruz da dediği gibi şimdi hem açlık var hem ondan sonra dediği gibi özel Belki özel hayatındaki durumlar o, biz var. Biz olsak ki oradaydık daha büyük hata Ben diyorum. Yapıyoruz. Ben bugün burada çok bilmiş gibi konuşuyoruz ya biz. Beni oraya yollasan iki tane ihsan olsa beni oraya yollasa ben zaten kendimi eleştiririm. O kadar çok hata yaparım ki ki yapmadık mı hepimiz yaptık. Geçen sene Hakan orada sen orada Siz de eleştiririm ben buradan Hı. mesela. Bu böyle bir şey. Bunu sakın normal hayatla bağdaştırmamamız lazım. Aynı. Biz şu an Survivor'da gördüğümüz hatalarını buradaki insanları anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Burada bu hata yapmıştır diyoruz. Bu ya mesela terbiyesizliktir diyoruz. Zaten bu başka bir şeydir ama kaldırmıyor bazı Bu kalkıp derim. yani tabii ki Gerçek göz ardı etmemiz. Gerçek terbiyesizliğinden bahsetmiyorsunuz zaten. Asla. Burada sadece o anki yaptığı yanlıştan bahsediyoruz. Ya. Belki şey bir şey. Burada ama? hani sakın yanlış anlamasın bizi de. Bazen öyle notlar geliyor. Bazen bize de böyle hani çok fazla dönüşler var, geri dönüşler var. Ama Survivor hayatları ile ilgili tabii ki bazı kodlarda çok eleştiriler yapıyoruz ama o normal hayatlarıyla asla değil. Yani biz zaten onların aileleri bizi izliyor bir yerde, biz de onu bilerek bazı şeyler konuşuyoruz. Evet. Şimdi Melisa ve Okarca cephesine baktığımızda başladı belirtmiştim birazcık konuşmuştuk ama şimdi Melisa'nın bir açıklaması var Okarla ilgili. Diyor ki evet parkurda iyi ama atışlarda kötü. En azından ben sayı getiriyorum takıma diyor. Kim getiriyor sayı? Melisa. Melisa nereden getiriyormuş? <laughs> Öyle. Geçen sorayım. haftalarda bir sayı getirmişti hatırlıyorum. <laughs> Hayır gerçekten çok az kazanıyor. Yani gerçekten çok Bir de sana şöyle oluyor. bir şey söyleyeyim. Melisa'nın yani, şöyle bir istatistiği var. Bireysellerde çok iyi. Bireyseller evet on, evet duran oyunlarda çok iyi zaten. İyi. Daha sakin oyunlarda iyi. Ne zaman parkur devreye giriyor hani 4-5 tane ayrı Aynen. etap böyle hani oradan atlaması lazım. Ondan sonra e, sürünmesi lazım. Oradan çıkıp hoplaması lazım. Burada böyle o geçişleri yapamıyor. O evet. şey yok Bir yani. de üstüne Sabriye ile konuşurken o kay için boş işler müdürü diyor Melisa. Evet. Oh, Orada demek istediği şu, Kardeşim sen adada oynamıyorsun, şey e, parkurda oynamıyorsun, geliyorsun adada tabure yapıyorsun, ateş yapıyorsun, onlardan bahsediyor. ben performans, başkalarının performans olarak eleştirmelerini çok da doğru bulmuyorum. Aynısını Ecem yapıyordu. Performans, performans üstüne konuşuyor. Seni Oka'yı eleştirdiler, Atakan'ı eleştirdiler vesaire. Şu anda mesela Melisa'nın performansı çok kötü. Ama kendisi başka kişi tarafından performans eleştirmesi yapıyor. bana çok da normal gelmiyor. Hani acaba en yakın arkadaşları bu yedi kişilik grupta dönüp de Melisa ile konuşmuşluğu var mıdır? Melisa senin de performansın bu şekilde diye bir eleştiri almış mıdır? Ya hocam? bir de onu da bırak. Melisa şu an sanki şey gibi. Hani benim çocukluğumda vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Sevimli hayalet kesper. Yani görünmezdi, gezerdi. Yani. Kimse görmüyor mu? Biz Melisa'nın kızlar pek olduğunu... hatırlamadı evet, siz hatırlamazsınız. <laughs> Yok, ben de biliyorum. Gidmiyorum. Kesper. Evet. Ben biliyorum Kesper çok severdim ben. Hadi ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hayır, kimse görmüyor mu mesela? Bunu daha bu haftaya kadar Melisa'nın kötü olduğunu hani parmakla sayılacak kadar az kişi dile getirdi. Hadi dile getirmeyi bırak. Bu takım 3 konsey görmüş. Her konseyde üçer kişi yazılsa 9 kişi yazma şansım var. 9 kişi yazılabilir. Bunlardan 2 kere Okay olmuş, 2 kere Atakan olmuş. Melisa'yı bir, bir kere yazmamışlar. Evet. Zaten bizim kızlarımız kötü. En büyük Maalesef mu? daha kız yazılmadı. Bir evet. kere Giden Kader yazıldı. Ve şimdi ilk defa Ecem yazılıyor. Aynen. 9 isimde ikinci kız. Yazılsa gidecek. Bak Ecem de sakat olduğu için zaten. Ecem de sakat olmasa belki yani Ecem de yazılmayacaktı sonuçta. Ama Ecem'in evet. bu arada performansı iyi gidiyordu başlarda. İyi ama Survivor'da yani bir laf vardır. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur. Ee, şimdi Ecemi ben izlemiyorum ki ben Ecem'e niye SMS atayım ki? Aynen. Ne yapıyor ki? Bir tane olayını hatırlıyorum Kaan'la kavgası. Ona bakarak atsam onda da haksız yani. Hani Ecem'e niye oy atayım ki? Şimdi bittiği bir, için bir rahat rahat Bir de böyle takıma bir şey kazandırmayan ben oyuncuların kural geri normal bireysellerde de oynama şansı oluyor ya. Daha da sinir bozucu oluyor. Çünkü mesela takıma hiçbir katkısı yok. Ama çıkıyor bireyselli, bireysellerde sembol kazanıyor, iletişim kazanıyor. Göze Önemliyim. batıyor. Bir şeyler kazanıyor, dokunulmazlık kazanıyor falan. Daha da böyle e, izleyici gözünde şey oluyor. Eksi puan gibi oluyor yani. evet. Şimdi e, ee, bu akşamın ipuçlarına bakalım diyorum. Tartışmalar, sakatlıklar devam edecek. Bu akşamın ipuçları geliyor. Konsey sonrasında ateş başında oturduğumuz zaman Sabriye büyük bir tepki gösterdi. Bu şekilde konuşmayın, bu şekilde yapmayın dedi. Yani bu hafta 3-4 tane arkadaşım başarılıyız dedim ben. Bora olabilir dedim, Hakan olabilir, Yusuf olabilir. O zaman yarışlarda daha çok onlara fırsat vereceğiz. Sabriye daha geleli 3 gün oldu. En çok gördüğüm ya. kadarıyla sen hep yarışlara çıkmak istiyorsun ya. Her zaman söylediğim gibi görünen köy kılavuz istemez. Ödülü açmanın zamanı geldi mi? Geldi. Şimdi mi? Şimdi. Açıyorum. Hayır. Açıyorum. Hayır. Açtım. Mücadele başladı. Şimdi yakalayacak onu. Karanın Άρχισε ο Καβδίτζακ. Εις δε. Με Κατέρνα Δολάκα. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μακρυά να παίρνει αέρα, Sabriye bayağı acı çekiyor. Geçiyorsun Sabriye ee, olsun. Afrodit. İki afrodit. ihtimal var. Ya böyle hafif beli e, sırtına doğru esnedi öyle bir sıkıntı oldu. Ya da e, çok alçak su orada kafayı çarptı ve şoka girdi bence. Bence belinden Çünkü dolayı çok esnedi. Çünkü arası iyi değildi yanlış hatırlamıyorsam. Sabriye'nin yüzmesi iyi değildi. Peki Sabriye'den de bahsediyorsak en başta gördük Hikmet'le bir tartışmaları oluyor. Evet. Bununla ilgili neler söylersiniz Hikmet'e? Sürekli oyuna çıkıyorsun ben çıkayım ben çıkayım diyorsun. Başkalarına izin vermiyorsun diyor. Şimdi şöyle Hikmet eğer %30-40 performansla oynasaydı Sabri'nin Hikmet'e dediğini haklı bulurdum. Ama şu an zaten bu takım bugüne kadar 10 ödül 2 dokunulmazlık kazandıysa bunu Hikmet'e borçlu diyebiliriz büyük ihtimalle. O yüzden Sabriye'nin bu dediğini e, saçma buluyorum. Şu anlamda saçma buluyorum. Neden? Efendim? Neden? Nasıl neden ya? E, bence doğru bir şey söylüyor. Niye? Yani şu an zaten bence e, Sabriye'nin... Tamam çıkmak isteyecekti ama takım olarak evet, takım diyor. olarak bir karar verilse hani tamam evet Hikmet sen çıkabilirsin Hikmet senin atışların çok iyi. Biz zaten Hikmet'in performansını burada konuşuyoruz. Çok iyi oldu. Ama zaten alıyor. Bunu kimse şey yapmasa gerekiyor ya, Çıkıyor yani. Evet, Çıkıyor. Doğru ama. da tamam da sadece Hikmet'ten ibaret değil yani orası. Şimdi başka x kişiler de var. Atıyorum Okay'a oynayabilir. Okay'ın da iyi olduğu yerler vardı. Atışın başka da iyi ama ya da oyun kazanan hardcore'da... Hikmet varsa niye Hikmet çıkmayacak ki? Tamam doğru ama Bak şöyle bir durum Hikmet var. Çıkması... Takım olarak karar verilmesi gerekiyor. Hakan böyle bir şey olamaz ki. Sen orada ben çıkayım desem benim de performansım tamam, yeterli. Tamam takım sesini çıkaramıyor. Çünkü Hikmet oyunları kazanıyor zaten. O kazandığı için Hikmet zaten ben var mı? Hep çıkıyormuş gibi Ay, düşünüyor. Ben tam ikinizin arasındayım. Niye biliyor Şimdi sen doğru söylüyorsun. Hikmet yani %30 performansla oynayan biri olsa Sabri zaten cuk tamıyor dediği şey. Ay bir de izleyip gelmişsin. Anladın mı da. 3 hafta var. Ama şimdi şu da var. Şimdi mesela biz zaten ben bugün mesela sıradan en son bugün oynadığımız oyun. Biz bugün kaç sayı aldık? 10'a 9 bitti. 9 sayı aldık evet. değil mi? 9 sayının 7'sini erkek yarışmacılar almış. Hepsini Hikmet evet. almıyor antren hep, oyundur. Hepsini hikmet almıyor yani bunlar. Kaç tane yani, aldı hikmet? Iki bizim, mi? Bizim bizim evet iki tane. Bizim Doğru zaten mi? bizim zaten genel o her bak, gün kazandığımız on oyunun genelde 7-8'ini hep erkekler alıyor. İşte Hikmet alıyor, Hakan alıyor, Bora alıyor. Bizim erkek yarışmacılarımızda hiç problem yok. Dolayısıyla şimdi yani şöyle bir fark olsa o zaman da yine haklısın ama mesela sadece Hikmet çıkıp alsa diğerleri rezil bir performans sergilese Atakanlar, Hikmet'ler, Boralar o zaman da bir şey demeyeceğim. Ama abi zaten çıkan çok iyi çıkan çok iyi olduğu için de hikmetin bu kadar oynamasına gerek de yok aslında. Her oyunda ilk seçim hakkına çıkan, her oyunda ilk oynayan adam olmasına gerek yok. Özellikle ödül oyunlarında bu performans sergiliyorken diğer erkek yarışmacılar. Onları da görelim. E takım niye sessiz kalıyor bu konuya peki? Bana bir kişi çıkıp i̇şte desin ki ben Hikmet'in çıkması sessiz. İşte Sabrie sessiz kalma Ben Sabri sessiz, sessiz kalmasın. Hayır bir dakika. Orada bir şey söyledim. Bir şey söyleyeceğim. Sabri'nin sessiz kalması ne alaka? Sabri mi olacak Hikmet'in yerine? Ya tabii okay ki değil ama tamam da Atakan şey, konuşsun siliksilik oturacağını. E, Sabri'ye ben oynayayım diye bir Yapma şey söylemedi ki. Diğer herkesten bahsediyor. Yani bütün takımdan bahsediyor. Hikmet gibi %70 alacak varsa çıksın yani delikanlı gibi oynasın. Doğru söylüyorsun. Bora dediğim, bak. dokunulmazlık oyunu. Bora ben iyiyim diyor. Tamam, oyuna çıkmıyor. O kadar kenarda yatıyor. Size. Atakan yok ortada. Yani bugünkü dokunulmazlık oyununu söyle. Evet. Hikmet kaç tane oyuna çıktı şu an? İki oyuna çıkmış ikisi kazanmış. Ilk, tur, i̇lk turdan bahsediyorum sana. Çıktı. Tamam. Hikmet en son ikinci seçmelerde çıktı değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Bunun öncesinde erkekler çok mu kötüydü? Evet 6-2 geri, gerideymişiz Hikmet çıkana kadar. Pardon 5-1 gerideymişiz Hiç. Hikmet çıkmış sonra. Bak 5-1 gerideyiz, Hikmet oyuna giriyor. Erkeklerden bahsediyorum şu anda, erkeklerden bahsediyorum. Ne zaman, ne zamandan bahsediyorsun? Ben anlamıyorum. Erkeklerde, erkeklerde bir oyun kazanmışız, Onda da Sude almış Hikmet çıkana kadar. Erkek, Sude mi almış erkeklerde? Kız, erkeklerde alan abi. yok, alan yok erkekler. Tek sayımız var Sude almış. Dokunulmazlık oyunundan bahsediyorum, ne diyorsun? Hakan <laughs> şöyle... <laughs> 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 Üçüncü ben, da ben da yok. <laughs> Yanlış ana Hakan. şu an e, ah, 10 arkadaş, Şubat. Hakan, tamam. 10 bu Şubat Rejinin Rejini suikastına uğradım. Al, al Çok ayıp gerçekten. Ben 5 bin burada. bilen ne oluyor dedi ya. Kaldır Pazanlarım demişler ama sana. Kaldır demişler. Böyle bir şey yok yani. Evet, evet bakalım tamam. Hikmet oyuna girdiğinde 7-7 sonra 8-7 oluyor arkadaşlar. E tamam e, ne var e, tamam yani kötü mü diye erkekler kötü mü onu mu demek istiyorsun? Yani Hikmet... Kötü demiyorum. Tamam ama ben adam... de Hikmet'in performansına kötü demiyorum ama yine de şu anda erkeklerin performansı iyi. Yani ille de bütün oyunlarda Hikmet'in çıkması gerekiyor diye bir şey yok. E tamam ama ya. buna ses çıkaran yok ki. Ben çıkınca ya, gördün mü? Evet, şey, kötü tarafı da o. Bana şunu söyle. Sabriye dile getirmiş. Ve Bak, bence Sabriye Hikmet de çok desin doğru bir şey ben söylemiş. "Ben oyuna çıkmayacağım." desin. O takımda kimse çıkıp oyuna çıkmaz. Yine sorarlar, "Hikmet ne yapalım biz? Sen yoksun, çözemedik burada." derler. Yok, bir şey tabii yok ki ya. abi, yok. Hakan abi, Yusuf da ya bundan dün. bahsetti. Atakan da söyledi. Hayır, yüzün. Şey, bir şey Hakan bahsetti ya. Hep Hikmet abi oynuyordu. Evet. Yusuf, Yusuf sürekli kimi seçiyor? Kirekos. Bugün Kirekos sakatlandığında ilk kim koştu? misiniz sen. Şey, <laughs> doktor gibi müdahaleler yapıyor Bileğin iyi değil mi aman ha falan yani ölüyor çünkü Allah korusun var ya Kırakos giderse Allah kimle oynayacak çünkü? <laughs> bak gerçekten. Gülüyor yapıyoruz tabii de. Yani, yani şaka yani. yapıyoruz ama yani doğru. Çocuk kendisi de dün dile getirir zaten. Ben hep bu çocuğu seçiyorum evet. ya dedi. Hep de sayılır. Sen Hikmet'liğini alıp Tony vermediğim gibi. Hakan'a bırak. Ya saçmalama öyle bir şey yok. Hikmet'e yükleniyor. İnsanlar yükleniyor. mesaj at. Lütfen. Niye Hikmet'e böyle bir şey <-s3> yok? Tamam da bak Hakan'la Hikmet çok e yakın. Hakan bile bundan bahsetti. Aynen Hakan bile müzdarip. Yani diyor ki ben tam oyunu hazırlanıyorum. Oyuna çıkacağım diyor. Hikmet abi yine oradan geldi diyor. Bak bu ne oluyor biliyor musun? Ya adam %70 ile oynuyor kardeşim ya. A, de. ben orada yatayım oynamayayım Dur, gerek bak, işte. İyi de Allah şöyle Allah. yapalım bak iyi de. Bu bazı oyuncuların ritmi bulmasını engelliyor. Kesinlikle Abi doğru söylüyorsun öyle. ama Bir ses çıkaran olur. yok. Bak ben olsam ses çıkarırım. Ya Hikmet ya bir kere de ben oynayayım tamam kardeşim ya. derim şey yok şey ki söyle. Kardeşim ses çıkarırsın diyorsun kız ses çıkarmış ona da laf ediyorsun. Evet. Sabri ses çıkarmış nereden çıkartıyor bu sesi diyorsun. Tamam. Yani Aa, Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ama şimdi bak doğru bir şey söylüyor bir yerde de yani Hikmet bu kadar oynamaması lazım. Tamam başarılı oynaması lazım ama bazı oyunlarda da geri planda kalması lazım. Bugün mesela dokunmazlıkta geri planda kaldı. İşte Hakan çıktı mesela. Hakan mesela kötü müydü? Seçme hakkını Hakan'a verdiler. Çıktı 2'de 2 yaptı çocuk. Evet. Yani çıksın oynasınlar ya böyle bir şey. Mesela... Atakan'a vermediler. En iyi oyuncuları Panayotis Atakan'ı seçti. Atakan oyuna girdi. 2'de 2 yaptı mesela bu giyini. Hakan Sabık 2'de 1 bu arada galiba. 2'de 2. 2'de 2. Sen başka şeye bakıyorsun, bakıyorsun. Yanlış kağıda bakıyorsun. Ya da yanlış seyretmişsin. Bak şurada <laughs> yazıyor Hakan 2'de 2. Reci teşekkür ediyorum. Doğru kağıdı de, verdi ya. sonunda bana. 2'de 2, 2'de 2. Pardon, pardon, pardon. Buraya yazmışım. Yok, özür dilemene şey, gerek yok. Özür dile özür diye de, söylemedik. Şey, <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Hayır, buraya 2'de iki 2 iki yazmışım. Şunu okuyor. Arkadaş, tamam, istesek evet. De, şey tamam, tamam, ben. tamam. Evet. Tabii. Tabii ben seni yakalayacağım bir yerde <laughs> Plakanı aldım seni. Çok <laughs> üzerime oynuyor. Saadet yardım <laughs> Ben... Bari benim yanımda sen ol ya. Bunlar şebeke. Evet dinliyorum. <laughs> Yanındayım ben senin. Teşekkür ederim. Şimdi Bora Hikmet Kızlar grubu var biliyorsunuz ama içlerinde bir sanki ufak ufak bölünmeler başlıyor. İşte Ecem'in sakatlığından bahsediyorlar. Melisa'nın performansını eleştirmeye başladılar. Bir yandan Büşra ve Sude'nin biraz daha iyi olduğundan da bahsediyorlar. Evet. Olumlu eleştiriler yapıyorlar. Peki onların arasındaki bu birazcık gerginlik diyeyim. Hı hı. Çünkü Melisa buna tepki gösteriyor Bora için. Sizce bu dokunulmazlığı kaybedersek oy çoğunluğundaki azalmadan dolayı onlara nasıl bir etki olur? Şimdi şöyle bir şey biliyorsun klasik bir araba örneğimiz var. Hikmet direksiyonda yanında <laughs> Seda oturuyor. Arkada Hakan Hikmet'e masaj yapıyor. Ee, Hakan'ın yanında camdan bakan ve dışarıyı kesen bir Bora var. Ortalarında da kim oturuyordu? Orta yok. Bagajda. Orta yok gerisi bagajda var. Gerisi de bagajda oturuyor. Kim? Büşra, Sude, Büşra Melis, pardon, Büşra, Ecem, Sude, Melisa. <laughs> Büşra o grupta egzoza tutunmaya çalışıyordu. Değiştirdin mi Şimdi şu bu araba, yerine? bu araba aslında dört kişilik bir araba. Birleşme Partisi'ne kadar. Birleşme Partisi'nden sonra bu araba finale gitmek için spor arabaya dönüşecek iki kişilik bir araba. O yüzden bu arabadaki 8 kişi şunu bilmeli. Bu 8 kişiden dördü, hadi belki beşi birleşmeye gider. Finale de bunlardan iki kişi gider. O yüzden artık yerlerini almalılar. Bak Sude şu an bagajdan beni öne alın diye şey yaptı, hamle yapmaya başladı. Müşra egzozdan böyle bagajı eline attı oraya çıkmaya çalışıyor. Bak değişik durumlar var. E böyle bir durumda şimdi herkes bir yer kapmak için savaşa başlıyor. aynı yerde hala. Ecem, Ecem de bagaja geçti. Hatta egzoza <laughs> bile geçmiş olabilir şu an. Oynam <laughs> oynamadan sonra bence. Yani yer kapma savaşı olacak. Çünkü herkes bu arabanın aslında tek kişilik olduğunu biliyor. Survivor'da bir kişi şampiyon olacak. O yüzden hepsi idareten şu an grup 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 ama önemli olan tek kişi şu an 8 kişi bölünecek Allah'ın emri. Şimdi Melisa'ya şey yapıyorlar, e, suç atıyorlar zayıf diye. İşte Bora'ya suç atıyorlar, çok sesim çıkıyor diye. Hikmet'e suç atıyorlar, Damla da o gruptan. İşte <laughs> oyunlara çok çıkıyorsun <laughs> diye. Okay'a diyorlar, Okay'ı bugün yazıyorlar. İşte bir haftada hiçbir şey yapmıyorsun diye. Her şeyde bahane hazır. Her şey yazmak için bahane hazır. O gruplar yavaş yavaş dağılacak. 8 kişi bir yere gidemezsin Survivor'da. Damla sen ne diyorsun? Ee, ben de şöyle düşünüyorum, şimdi e, Okay, Hikmet, bu, e, Hakan ve Seda'nın arasının bozulmayacağını düşünüyorum. Ama diğer geri kalan kişiler, Sude olsun, Ecem olsun, Melis olsun, bunlar biraz da onların arkasından gelen ve geri planda kalan kişiler olduğu için ne olursa olsun Bora e, takım liderliğini almaya çalışacak fakat Hikmet'in de bir tık geri planında kalıp e, ee, bu Birleşme Partisi'ne kadar en azından durumu bu şekilde devam ettirecek. Ama daha sonradan bence Birleşme Partisi'nden sonra asıl bölünmeler yaşanmaya başlar diye düşünüyorum. Tabii takım için e, ne getir ne götür orası ayrı. Fakat şu anda e, oyun alanlarında beraber hareket ettikleri için ya da sen oyna işte Boran'ın Yusuf Açak yapması anlaşmaları ya da oyunda sen çık sen çık gibi konuşmaların olması çok güzel. En azından bir bütün olabiliyoruz ve bu şekilde de Oyun kazanmış oluruz. Temennim böyle devam eder. Hani aday içerisindeki yaşantıları ayrı. Ama bunu zaten Seda da söylemişti şeydeyken gece konuşmada ve e, oyun alanlarında farklı olması gerekiyor. Bunun e, bilincine varırlarsa güzel bir takım olup oyun kazanabiliriz. En önemlisi de zaten dokun Önce lazım. takım olmalılar. Yani bu hafta belki e, Melisa'nın e, artık kötü olmasının yanında bir de bireyseli alması. şöyle bir soru işaretini şey yaptı Ya biz Niye zayıfları yazmıyoruz? Şöyle bir sıkıntı oldu bu hafta. Ee, Büşra ile Suudi de çıkışta olduğu için yazacak birini bulamadılar. Hı hı. İşte Ecem'in karşısına Hakan bir kahramanlık yapıp kendini çıkarttı. E bir de kimi yazdılar? Okay. Ecem, Hakan. Bir de Okay'ı yazdılar. Okay. İşte Okaya da sen işte şey e, ne derler adada hiçbir iş yapmıyorsun. Boş işler müdürüsün. Parkurda yoksun deyip bir bahaneyle Melisa yazdı. Peki İhsan Sabri'nin gelişiyle sence Atakanların Grubu beş kişiye çıkmış mıdır? Atakanların grubunu sayalım. Atakan ve Yusuf var. Başka kim var Atakanların grubunda? Kaan vardı gitti zaten. Okay. Okay o grupta mı? Ben olduğunu düşünmüyorum mesela. Bence Okay tek başına hareket ediyor. Hiçbir yere bağımlı hareket etmiyor. Ama karşı taraf çok sert olduğu için bazı konularda. Hikmetlerin grubunda bazen böyle şeyler var. Gerçi o yumuşadı biraz artık ama oraya giremiyor. Atakanlarla daha çok sohbet ediyor. Ben Okay'ı bir kere ayrı tutuyorum. Büşra'ya? Büşra en son. Atakan yazdı. Evet, evet. Yani nasıl Atakan'ların grubunda ama olsun. Ama çok fazla ki? onların yanında görüyoruz. Görüyoruz ama yani kalabalık neredeyse. Ya da rüzgar nereden eserse yani Büşra da şimdi gri. Hani beyaz siyah değil böyle bir yerde durmuyor ama o zaman gelince Hikmetlerle Hikmet abisine soruyor. Kime atalım abi diyor. Ben diyor Atakan'a atacağım diyor. Ben bilmiyordum herkesin Atakan'a atacağını diyor. ben de Atakan'a attım diyor ama. Gel gelelim hangi gruptan bilemiyorum ben şimdi Büşra. Okay hangi gruptan bilemiyorum. Okay mesela Gerçekten Atakan'larla hareket etse Atakan Kaan çıktığı yerde Bora'yı söylemezdi. Sonuçta o da güçlü bir aday. Niye söylesin? Yani o zaman korumaya kalkardı. Gerçekten bir grup olsalardı. Grup olmadığı için de böyle hareketler yapıyor bence. Atakan ve Yusuf beraberler ikili. Sabri evet buraya yakın. Kesinlikle o gruba dahil değil. Ama bir grup olurlar mı? Bir şey olurlar mı? Bilmiyorum. Bugün kendi ağızlarından Sabri'yi eleştiriyorlardı mesela. Yusuf eleştiriyordu. Evet. Oturdukları yerde. Ama yani Sabri bence tek başına hareket edecek. Hakan'ın bir şeyi var, teorisi var. Oka'yla yakın duracaklar gibi. Çünkü yani durduğu yer Oka'ya yakın. Evet, Oka'yla beraber hareket edebilirler. Ama bir grup olurlar mı bilmiyorum ben de açıkçası. Evet. Atakan niye düştü performans olarak? Yani bilmiyorum ama en son iletişim oyununda ailesiyle mi? beraber... Bir, bir tane bir... oyun aldı bu hafta. Nasıl bir tane oynandı? Evet abi. Sen, sen yanlış ki bakıyorsun. <laughs> hayır sen, abi <laughs> önümde ya, izliyorum abi yapıyorsun? bir dakika yok, bir şey söyleyeceğim yok, ya. Al işte abi. Hayır doğru o sen şeyim demek istiyorsun? Hep psikolojisinin bu sorunundan falan bahsediyorlar. Hayır Atakan, şu an... Hayır, Atakan şu seyrettiğimiz iki gündeki üç oyunda kaç oyun almış? Dokunulmazlıkta oynamış. Atakan bugün 2'de 2 iki yaptı. Best of'a çıktı evet. Hakan. Hani Biraz da çocuğun moralini düşürdüler ya Best of'a çıkarken onu da kaybetti. Bir de Sude'den dolayı biraz geriden geldi filan. Ya ben Damla'yı takılıyorum siz şey yapıyorsunuz. Valla çok <laughs> ayıp ya. ya <laughs> Damlayı da ne takılıyorsunuz? Sen iyi ya. Şey <laughs> ya. Valla böyle bir şey yok ya. Allah Allah ya Damla. Gerçekten evet. ayıp ediyorsun arkadaşlar. Tamam yani şu peki anda. bir daha yapmayacağım. Okay. Evet. Peki şimdi iki tane iki dokunulmazlığı da kaybettik. Ödül oyunlarında da pek iç açıcı değil durum. Türk takımı nasıl olacak sizce? Nasıl ilerleyecek? Türk takımı ne yapacak? E, ee, doğru eksilme. Ya yani Ecem doğru eksilme mi? Değil. Niye değil? Çünkü zaten oynamıyor. Yani geçen hafta... Hiçbir şey fark etmeyecek. Evet, Türk, takımı, Türk, takımı, Türk geçen hafta kaç oyun kazandı? 3. Aynı performansı devam etse yine 3 oyun kazanır. Ya da kaybetme ihtimal aynı olur. Niye? Çünkü zaten kenarda oturan bir Ecem artık adada yok. Hı hı. Hani o kadar da fark et, hiç fark etmeyecek. Hiç yani. fark etmeyecek. E o yüzden bu hafta göremeyeceğiz bunu şeyini. Ne zaman ki biraz da... E... Bu arada Ecem'in gideceği de belli değil yani. Gider abi nasıl gidemez yani. Hani bakınca şimdi Hakan çok güveniyor kendine. O yüzden Hakan gitmez. O da güveniyor kendine. Bence Hakan gitmez zaten. E bence o Cortez dün konuşması şey çok güzeldi akşam bu akşam Fırsat gelmişken abi. şunu da söyleyeyim. Şimdi Hakan'ın SM'sinin güçlü olduğunu falan düşünüyorlar ya. Ben asla öyle bir şey düşünmüyorum. Ya Survivor başka bir oyun. Tamam bir yarışmadan gelmiş bu çocuk ama başka bir yarışmadan gelmişsin. Zaten 5 hafta geçmiş. Ben ona demiştim ki ikinci haftadan itibaren adada kim varsa yanında sen onlarla eşitsin. Öyle bir kitlem. Bilmem ne. Servo ayrı başka bir kitle var. Bir şey söyleyeceğim. E, Kaan'ın da başka yarışmalardan şey gelmiş. Şey, ne oluyor yani? Ama bak şöyle bir şey. Hakan bir yarışmadan geldi mi geldi. <laughs> Ada yaşantısında çok büyük bir falsosu var mı? Yok. E, çok etken de değil ama yani. Böyle e, ön, planda olan, ön planda oyunlarda olan. oyunlarda planda %67 ile oynuyor. Ön da Oyunlarda da iyi. Oyunlarda da iyi. Kesinlikle fena değil de. Yani böyle arkasından kitleleri sürükleyen bir olay yaşamadı. Böyle ama bir şimdi olay yaşamadı. Kusura bakma da Hakan. Eleştire, Ortada gözükmeyen bak, Ecemi bak, kalkıp SMS'le yenemeyecekse boyunun başrolleri, bak, boyunun başrolleri kimler biliyor musun? Ne olursa olsun bir şekilde Bora, bir şekilde Atakan, bir şekilde Hikmet, bir şekilde Seda. Hem başarılılar hem de olayların içindeler. Hakan yok. Yani Hakan yardımcı rollerde. Dolayısıyla mesela ben Bora'nın arkasında bir kitle olabilir, Atakan'ın arkasında bir kitle olabilir, Hikmet'in arkasında bir kitle olabilir. Evet ama Hakan'ın arkasında bir kitle, Survivor'dan kalan bir kitle olacağını çok düşünemiyorum ya. Tarat abi var. Tarat abi var ama. Tarat abi ilk başta dediğimiz o kitlelerden. Hani beğenmiş de gelmiş. Ama şu an Survivor'da Hakan varla yok arası. Hakan çıkıyor. Bak bugün ikide iki yapmış. Best of'a çıkılacak. Oradan işte Atakan çıksın diye konuşuluyor. Bora diyor, "Ben mi çıksam hızlı olsun falan." Hiç kimse evet. Ataka şeyden Hakan'dan bahsetmiyor. E niye Hakan'dan kimse bahsetmiyor ve kendisi ön plana çıkıp bu işi söylemiyor? E yani ben Hakan'ın da böyle yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bu hafta belki e, kurtarabilir Ecemli olan potada. Ama bir daha işte, SMS'i yüksek diye Hakan ben oraya çıkmak istedim falan derse Bence tek yanımızda bulur kendisini. bir kendisine. şey söyle, söyleyeceğini ben düşünmüyorum da Ecem olduğu için sakat ve oyunlarda oynamayan bir kişiden dolayı böyle bir atılım yapıyor. Yani şu anda atıyorum %100 Sude ile beraber %100 olsaydı. Yüzde yüz mü? Yani ya tabii diyorum. ki de değil ama e. Sude olsaydı oynayan bir yarışmacı olsaydı kalkıp ben Hakan'ın böyle bir yorum yapacağını düşünmüyorum kesinlikle. Şimdi oyunu kazanan bir Sude var. Evet. Ee, diğer tarafta Okay var. Evet. E kalkıp da kendisine ben eğleneceğimi düşünmüyorum o yüzden beni potaya koyun diye bir hamle yapmaz asla. Şu anda Ecem oynamadığı için daha silik kaldığından ötürü böyle bir e, konuşma yapmış olabilir. Peki Ecem'in sakatlığından dolayı yazılması ile ilgili. Ama şimdi bak bu sakatlığın ilk haftası olsa tamam ama 4 haftadır. 20 gündür bekledik. 20 gün. bak zaten. Survivor başlangıç 4. haftadayız. Ejem ilk hafta 2-3 oyunda oynadı. Ondan sonra pite çekildi. Pitte oturdu. Ee, Melisa Dokulmaz almasaydı yine yazılmıyordu. Oraya gel. Yani. E Melisa e Dokulmaz almasaydı anladığımız yine yazılmayacaktı. Yok bence yazılacaktı. Ay, Bayağı baya yani yazılacaktı ya. Planları Abi, değiştirdin evet, diye Evet, şey bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yusuf demedi mi Melisa'ya? Eğer şey almasaydın seni yazacaktım diye. Evet, tamam, e, tamam. işte. E, tamam. e onu söylüyorum ben de. E tamam. Hakan, olayı bugün, Hakan Olayı dersin. bugün, olayı bugün sen çok ya. yanlış Bireyim. anlamışsın. Şimdi Ece'min yazımları çok haklı. Zaten 4 hafta oldu o yüzden evet, tamam falan ya. Ben de diyorum ki, e Melisa bu dokunmazlığı almasaydı Ece'm yine yazılmayacaktı. Evet. Yani sakatlar rağmen yine orada kalmaya devam edecekti o zaman. E, Melisa'yı söyleselerdi Yusuf Ecemi söyleyecekti. On diyorum. Ya yani Ecem'le Melisa aynı anda potada olacaktı bu. Zaman. Evet, bu doğru. Yani bunu söylemek için o zaman? O zaman kim Melisa. giderdi? Hayır, zaten daha bir şey, peşin hükümden gönderdik bile yani. Hemen gönderdik maşallah. O kayla herhalde gitmesini çok seviyor. O kadar çok Melisa Melisa diyoruz Hayır ki. biz Ecem'i gönderdik. Daha oylama bu akşam oldu bitti. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz kafamıza göre. Bu arada kesmek zorundayım. Reklama gitmemiz lazım ama şöyle bir bilgiyi de vereyim. Adadan geçen hafta ayrılan biliyorsunuz ki Kaan ilk kez Itır'ın programına konuk oldu. Survivor Türkiye Yunanistan kanalından Youtube'da izleyebilirsiniz. Ben bir şey söyleyeceğim. Reklama girmeden büyük ihtimal yarın akşam program yapıyoruz yine arkadaşlar ve Acun Ilıcalı gelecek. Evet. Oraya. Evet. Acun abi burada inşallah. Yarın akşam bu saatlerde olan programımıza Acun abi gelecek. Evet, evet. reklama gidelim ya. Evet. Bir reklamlara gidiyoruz ardından buradayız. Evet bugün de hızlıca bitirdik. Evet sonuna teşekkür geldik. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz teşekkür bu edeyiz. saatte. Ee, bize tahammül ettiğin için değil. Estağfurullah. Yarın anladım. inşallah Acun abi de bizlerle olacak. İstan diyorsun doğru. Yarın akşam olacak. Gündüz başka program yapıyoruz 11'de. Tabii 11'de gece başka saatimiz. program yapıyoruz. Evet. Gece programı Acun abi de kolon olacak. Evet, evet inşallah. i̇nşallah. Bu arada tekrar bu hatırlatmayı yapalım. Adadan ayrılan Kaan ilk kez Itır'ın programına konuk oldu. Youtube'dan Survivor Yunanistan Türkiye kanalından hemen açıp izleyebilirsiniz. Bu gece bizden bu kadar. Yarın saat 11'de görüşmek üzere.